Baykar'ın sembolü olduğu insansız hava araçları hikayesi bile bu gerçekleri ispata yeterlidir. Bay Kemal, sen tanımazsın. Ama sana ben ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım. Biz birinci bölge, ikinci bölge, bütün buralarda tahsisleri yaparken biliyorsunuz onlara bu tahsisleri yaptıkları üretimin nev'ine göre yaparız. Nedir bu tahsis? Diyelim ki stratejik ürün üretilecek. Ve herhangi bir bedel almadan burayı devlet olarak bunlara tahsis ederiz. Bugüne kadar böyle nice firmalara bu verildi. Fakat Özdemir Bey öyle bir insan ki hayır almam. Yahu abi, ben sana bir lütufta bulunmuyorum. Bu devletin şu anda aldığı bir karar ve bu kararla stratejik ürünleri üreten firmalara bunu veriyoruz. Bu senin için bir hak. Hayır almam. Ben paramı veririm, paramla satın alırım. Böyle bir insan. Ya bu ahlaksız çıkmış. Hala. Şimdi tabii yanında başka ahlaksızlar da var. Ne diyorlar? Yok bilmem işte geleceklermiş de. Geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. İşte bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Ya sen rekabet nedir bilir misin ya? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Senin işin değil. Üzgünüm. 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı. 15 sene. Yanında bir tanesi daha var. Aynen o da öyle. Bizden üniversite istediler. Ve ben başbakanım. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Yanında dolaşan öğretim üyelerine sesleniyorum. Biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, ne yaptı biliyor musunuz? O tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına evet mülk edindi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.